İkinci tablet. Engidu kadının karşısına oturdu. Onun sözcüklerini dinledi ve anlattıklarına kulak verdi. Kadının öydü yüreğine işledi. Kadın bir giysi çıkardı, birini ona giydirdi, öbürünü kendisine alıkoydu, kadın onu bir ana gibi elinden tutup çobanların sofrasına, hayvanların ağılına götürdü onun yurdu dağlar olan Engidun'un, önceleri ceylanlarla ot yiyen adamın, kalabalığın sütünü emenin, şimdi önüne yemek koydular. Utanarak gözünü dikiyor, bakıyordu. Engidu ekmek yemesini bilmiyor, içki içmesini anlamıyor. Kadın ağzını açıp Engidu'ya dedi, Engidu, ekmek ye. Bu yaşamın koşuludur. İçki iç. Bu ülkenin göreneğidir. Engidu, doyuncaya dek ekmek yedi. Yedi küp içki içti. İçi açıldı, neşe buldu. Yüreğine açıklık geldi, yüzü parladı. Kıllı, pis gövdesini sıvadı, kendi kendini yağladı, insana döndü. Sonra bir giysi giydi, artık adam oldu. Aslanların üstüne yürümek için silahını aldı. Çobanlar gecelere uykuya daldı kurtları yakaladı, arslanları kovaladı. Eski bekçiler rahat ettiler. O güçten üstün insan, o erkeklerin bir tanesi Engidu, bunlara bekçi oldu. Engidu, kadın ile eğlenirken gözlerini kaldırdı ve bir adam gördü. Kadına seslendi, Yosma. Adam buraya gelsin. O ne diye geldi? Söyleyeceğini dinlemek isterim. Kadın adamı çağırıp ona yaklaştı, ona dedi, adam, nereye acele ediyorsun? Yorulman neye yarar? Adam ağzını açıp Engidu'ya dedi, benimle birlikte kız evine gel. Nişanlı seçmek için herkesin evi Uruk kralına daima açıktır. Nişanlı seçmek için herkesin evi, Uruk kralı olan Gılgamış'a daima açıktır. O evlenecek olanlarla önce kendisi yatar, sonra da koca tanrısal yasaya göre bu, Tanrı'nın bir buyruğudur. Bu buyruk kendisine göbeğinin bağı kesilir kesilmez verilmiştir. Adamın sözü üzerine benzi sarardı. Engido önden gidiyor, o kadın onun arkasından. Uru girince halk çevresine toplandı. Urukta caddenin ortasında durunca, insanlar başına biriktiler ve ondan şöyle söz ettiler, o, aşağı yukarı gılgamışa benzer. Bedence daha ufaktır ama kemikleri onunkinden daha güçlüdür. Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. O kalabalığın sütünü emmiştir. Sayıf yavrucuklar gibi ondan korkmalarına karşın, adamlar rahatladılar, o yiğite karşı, gösterişi yaman bir yiğit alandadır. Gılgamış'a karşı Tanrı'ya benzer, onun bir eşi alandadır. İşaraya özgü bir yatak hazırlanmıştır. Gılgamış'ın onun yanında kalması için. Bu gece onunla, Allah'ın emri olacaktır. Gılgamış yaklaştığında, Engidu caddenin ortasına dikildi. Gılgamış'a yolu kapamak isteyip, onu yatak odasına bırakmadı. Gılgamış kırda büyüyen, gür saçlı, ele avuca sığmaz Engidu'ya baktı, kendi kendisine yol açtı ve üstüne yürüdü. Kentin alanında birbirleriyle karşılaştılar. Engidu kapıyı ayağıyla kapayıp Gılgamış'ı içeri bırakmadı. Bunun üzerine boğalar gibi böğürerek kapıştılar, kapının direklerini paramparça ettiler. Duvar yerinden sarsıldı. Gılgamış ve Engidu, evet, boğalar gibi böğürerek birbiriyle kapıştılar. Kapının direklerini paramparça ettiler. Duvar yerinden sarsıldı. Gılgamış diz üstü yere düşünce, öfkesi indi ve göğsünü geri çekti. Gılgamış göğsünü çeker çekmez, Engido ona, Gılgamış'a dedi, anan olan, ağlın yabanıl ineği, tanrıça ninsun, seni bir tane doğurdu. Başın adamların tepesini aşmıştır. Enlil senin alnına insanların krallığını yazmıştır. Gücün evrenin beylerinden üstündür. Birbirini öptüler ve arkadaş oldular. Ülkede en güçlü odur. Güçlüdür. Gökten inen yoğun cevhere benzer, gücü büyüktür. Kimse karşısında duramaz. Ona lütfunu göster. Gılgamış'ın anası oğluna dedi, Ninsun, yabanın inek, Gılgamış'a dedi, onunla yukarı, aile ocağının kapısına gitti. Bana karşı pek çok kışkırtıldı. Engidun'un babası ve anası yoktur onun dağınık saçları hiç kesilmemiştir. O kırda doğduğundan kimse onu eğitmemiştir. Engidi orada durdu ve onun söylediklerini dinledi. Gözleri yaşta doldu. Söylenenler kendisine pek dokunduğundan acı acı içini çekti. Gılgamış, yüzünü ona çevirip, oturdukları yerde birbirleriyle kucaklaştılar, aşıklar gibi eller birbirinin üstüne kondu ve Gılgamış, Engidu'ya dedi, Dostum, neden gözlerin yaşta dolu? Söylenenler sana dokunduğu için mi acı acı içini çektin? Engidu ağzını açıp Gılgamış'a anlattı, Dostum, bir acı boğazımı sıkıyor. Hollarım uyuştu, gücüm azaldı. Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi, ejder yapılı Humbaba ormanda oturuyor. Sen ve ben onu öldürüp şu belayı ülkeden kaldıralım. Kendimize katran ağaçları devirelim. Engidu, ağzını açıp Gılgamış'a dedi, dostum, ben dağlarda deneyimliyim, yabanıl hayvanlarla oralarda dolaştım. Ormanın uzaklığı iki kez on bin saat çeker. Yukarıya, onun içine dalacak kimdir? Hun baba, onun böğürtüsü tufandır, evet, onun soluğu ateş, saldırısı ölüm. Neden ötürü böyle şeyleri yapmaya geliyorsun? Hun babanın oturduğu yer için savaşan hiçbir kimse ona karşı dayanamaz. Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi, Katransa, ben bunun dağına çıkmak istiyorum. Bu dağ geniş ormanın ortasında bulunuyor. Hun babanın bulunduğu ormana gitmek istiyorum. Savaşta bir balta bana yeter. Sen burada yalnız kal, ben oraya gideceğim Engidu, ağzını açıp Kılgamış'a dedi, oraya nasıl gidebiliriz? Katran ormanına. Kılgamış, onun bekçisi bir savaşçıdır. Hiçbir zaman ımızganmaz. Enlil onu, katranları korusun diye insanların başına bela kılmıştır. Her kim yukarı, ormana çıkarsa, kötürüm olur. Gılgamış, ağzını açıp Engidu'ya dedi, güneş gökyüzünde durdukça tanrılar sonsuza dek yaşarlar. Ancak, insanın günleri sayılıdır. Onların ettikleri hep havadır. Sen daha buradayken ölümden korkuyorsun. Yiğit ruhundaki gücün sana yararı ne? Öyleyse, seni ben götüreyim de, ağzın bana, ileri git. Korkma diye çağırsın kendim ölürsem adımı yükseltirim, ejder yapılı Humbaba'nın düşmanı Gılgamış ölmüştür, derler. Hatran devirmek için elimi bulaştırmak istiyorum. Kendim için bir ad bırakmak istiyorum. Şimdi dostum, silahçı ustasına gitmek istiyorum. Silahlar gözümüzün önünde dövülsün. El ele verip silahçı ustasına gittiler. Ustalar oturup birbirleriyle danıştılar büyük baltalar dövdüler. Çok kalık nacaklar dövdüler. Yalımı iki okkalık büyük kılıçlar dövdüler. Kabzaların başı on beş okkalık, kılıçların kını on beşer okkalık altından. Gılgamış ve Engidu, her biri üç okkalık silahlar taşıdılar. Adamlar, Uruk kentinin yedi sürgülü kapısına vardılar, halk bir araya birikti, Uruk sokaklarına neşe saçıldı. Gılgamış, Uruk sokaklarında halkın neşesine tanık oldu. O karşısında oturan halka seslendi, ben, ejder yapılı Humbaba'ya gitmek istiyorum. O söylenen şeyi, ben Gılgamış, görmek istiyorum. Onun adı ülkelere yayılmıştır. Katran ormanına koşmak istiyorum. Uruk çocuğunun nasıl güçlü olduğunu bütün ülkeye anlatayım. Katranları devirmek için elimi bulaştırayım. Kendim için sonsuzlaşacak bir ad yapayım. Oruk mahallesinin yaşlıları dönüp Gılgamış'a dediler, Gılgamış, sen genç olduğundan, gönlün seni böylesine ileri götürdü. Sen burada ne yaptığını bilmiyorsun. Bizim işittiklerimiz, Hun Baba'nın çok acayip olduğudur. Onun silahının karşısına çıkacak olan kimdir? Orman iki kez on bin saat uzaklık çekiyor. Yukarı çıkıp onun içine girecek olan kimdir? Hun baba, onun böğürtüsü tufandır, evet, onun soluğu ateş, onun saldırısı ölüm. Neden dolayı böyle şeyleri yapmaya heves ediyorsun? Hun babanın oturduğu yer için savaşan hiçbir kimse ona dayanamaz. Gılgamış, öğütçülerinin sözünü dinledikten sonra, gülümseyerek gözlerini arkadaşına dikti. Korucuyu meleğin seni sıkıntılardan kurtarsın, barış içinde uruk kıyısına dönmen için sana kılavuz olsun. Gılgamış, diz çöküp elini kaldırdı, söyledikleriniz yerini bulsun. Şimdi gidiyorum. Şamaş! Ellerimi sana kaldırıyorum, oraya varınca canım sağ esen kalsın. Beni Uruk kıyısına geri döndür. Gölgeni üstümden eksik etme. Bundan sonra Gılgamış, arkadaşını çağırdı, falına onunla birlikte baktı. Gılgamış'ın gözlerinden yaşlar boşandı, hiç gitmediğim bir yol. Sonu belli olmayan bir yolculuk. Burada sağ esen kalırsam seni gönlüme göre sevmiş olurum kendimi senin zevkine kaptırmak isterim, seni tahtlara geçirmek isterim. Artık köleler silahlarını getirdiler. Büyük kılıçları, yayı, sadağı eline teslim ettiler. Baltaları aldı, sadağı ve anşan yayını bir yanına astı, kılıcı kemere taktı. Yolda yürümeye başladılar. İnsanlar Gılgamış'a sordular, sen ne zaman kente geri döneceksin?